Şuna bak. Hoş geldin. Selam. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Ne yaptın dün? Dudağın nasıl oldu? Ay hakikaten ne koydu ama, değil mi? Affedersin, böyle bir tane. Ay şey, şaka yapacak kadar olmadı değil mi? Pardon ama çok kaslı çocuğum maşallah ya böyle. Of Olcay, tamam. İyiyim arkadaşlar, merak etmeyin. Asıl seni sormalı Öykü. Sen nasılsın? Ofladığına göre işler tatsız herhalde, hı? Tatsız tabii, doğal olarak. Hani lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz Em ya? Hani iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Ayrıca özür dilerim dün gece için ikinizden de. Dün gece sana bir şey bıraktım, aldın mı? Evet, Öykü. Öykü Acar. Öykücüğüm, yani bu durumda dünkü tatsız olayı hiç konuşmuyoruz, öyle mi? Evet. Lütfen. Yani burada yeni yerimizdeki ilk günümüz ve tamam, kötü şeyler yaşadık ama atlatırız ya. Yani atlatacağız inşallah. İnşallah canım. Amin. Amin. Öykücüğüm, Monika Hanım geldi, seni soruyordu. Bir bak istersen. Herkes de beni soruyor zaten bu ara. Kesin dün geceyle ilgili bir şey. Sen işinle ilgilendiğin sürece böyle şeyleri takmayacaktır Monika Hanım. Bir daha olmasınlar en fazla. Umarım dediğin gibi olur. Neyse, ben bakayım. Ne yapıyorsun bu akşam? Belli bir şey yok. Neden? Ya bir parti varmış. Gidelim mi? Ya kusura bakma. Hiç bana göre değil böyle şeyler. Ya ne olur. Çok tatsız olaylar yaşadık son dönemlerde. Biraz rahatlarız, kafamızı dağıtırız. Bak ne yapalım biliyor musun? Gidelim, yarım saat duralım. Sonra geri döneriz. Hatta ortamı beğenmezsen hiç kalmayız. Hemen gideriz. Tamam, tamam. Peki. Tamam, anlaştık o zaman. Çok kalmam. Asla, asla kalmaz. Monika Hanım, ben böyle olacağını gerçekten tahmin edemedim. Biliyorum. Dün geceden sonra bana bakış açınız değişti. Artık başka bir gözle bakıyorsunuz. Acıyan gözlerle. Ama inanın ben böyle olmasını istemedim. Ayaz'ı çok az tanıdınız. Sanırsanız o kadar iyi biridir ki. Sadece her şey üst üste geldi onun da hayatında. Bir de en son benim İtalya haberimi duyunca... Tamam, laf salatası yapma. Herkes biraz iyidir, herkes biraz kötüdür. İlgilenmiyorum. İşini yap yeter. Özel hayat zaten çok saçma bir şey. Bir daha da buraya taşınmasını istemiyorum. Bu konu uzamasın artık. Bana da gelip böyle şeyleri anlatma. Dün görmedim, bir daha görmeyeceğim. Punto. D'accordo? Si. Yani, evet. Bak, İtalya çok ciddi bir teklif. Şaka değil. Hayat değiştirecek bir teklif. İyi düşün. Bir haftan var. Geliyor musun, gelmiyor musun bana bildireceksin. Bir hafta sonra, çünkü teklifim geçerli olmayacak. Sonra burada işimizi bitiririz, herkes yoluna gider. Karar senin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.